Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Daha önceden Kuali Galata firmasından Sarper Bey'le biz bir video çekimi yapmıştık. Uzatma başvuruları ve Ankara Anlaşması alternatifi olan vizeler üzerineydi konumuz. Açıklama kısmından ya da kartlar kısmından bu videolara ulaşabilirsiniz. Ankara Anlaşması alternatifi vizeler ile alakalı çektiğim video bayağı talep gördü. Bunun üzerine biz de hani sadece bir tane örnek olarak bir vizeyi inceleyelim, onu anlatalım diye düşündük. Bu vize türü de tek iş temsilcisi vizesi. İsterseniz şöyle bir Nilgün Hanım'la başlayalım. Evet, Nilgün Hanım merhaba. Merhabalar. Tek iş vizesiyle alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Vizenin tam adı da Sole Representative of an Overseas Business vizesi. Bu vize bir şubeniz var herhangi bir ülkede. Bunu İngiltere'de bir yan şubesini açmak istiyorsunuz. O zaman bu vizeye başvuruyorsunuz. Yine aynı alanda bir çalışma yapmak istediğiniz ek bir şirket açıyorsunuz. Ve bünyenizdeki yöneticilerden birini temsilci olarak oraya atıyorsunuz. Evet. O zaman Serper Bey size soralım. Bu vize türüne katılmak için İngilizce gerekiyor mu? Çünkü en çok sorulan sorulardan birisi bu. Merhaba Alay. Bu diğer yeni gelen vizelere göre şirket temsilcisi vizesi ve A1 seviyesi yeterlilik istiyor. Ama bu vizenin bir ayağı da, yani bu Nilgün'ün dediği gibi bir işin temsilcisi olarak gelecek yönetici de olabilir. Aynı zamanda basın kuruluşlarının çalışanları, gazete çalışanları, muhabirler de bu vizenin başka bir türünden yararlanıyor. Onlar da dil istemi biraz daha yüksek olabiliyor. Yaptıkları işin kapsamıyla alakalı olarak. Nilgün Hanım'a geçeyim şimdi. Nilgün Hanım, bu vize türünde şirket sahibi olmak gerekiyor mu? Ya da yüzde kaç hissedar olmak gerekiyor? Ne zamandan beri gerekiyor? Bununla alakalı bilgilendirebilir misiniz bize? Evet. Genelde bunu şirket sahipleri başvurmak istiyorlar. Ama bu vizenin şartı olarak %50'den az hissesi olması gerekiyor oradaki temsilcinin. Bu nedenle aslında şirket sahibi değil de üst düzey yöneticilerinden bünyesinde en az 6 aydır çalıştığı birini ataması gerekiyor. Yine bu konuda gelen sorulardan işte ben hisselerimi eşime devretsem sonra böylece temsilci olarak gelsem gibi sorular geliyor. Ama bu şekilde de olmuyor. Yani İngiltere'ye giriş yapacak kişilerin toplam hissesinin %50'den az olması gerekiyor. Böyle de bir kural var. Evet. Peki bu vize türüne başvurduğunuz zaman Ankara Anlaşması gibi bir belge sunuluyor mu? İş planı falan oluyor mu? Bu kısım nasıl oluyor? Evet. Ankara Anlaşması'ndan farkı business plan olmaması. Ama Türkiye'de var olan şirketinin işleyişiyle ilgili işte vergi levhasıdır, ne iş yaptır, faaliyet alanları vesaire bu tarz bilgileri sunması gerekiyor. Operasyonel, finansal bilgilerini. Sadece böyle bir durum var. Yani business plan gerekmiyor. Önemli olan ne yaptığını, nasıl yaptığını göstermesi. Evet. Ya bu yeni bir şirket de olabilir ama en azından bir yıldır çalışıyor olması gerekiyor mali durumunu gösterebilmesi açısından. Peki Sarper Bey, diyelim ki ben karar verdim. Şartlar tamamen benim için olumlu. Ne kadar süre alıyor bu dosyaları takip etmek? Tabii kişiden bir şey değişiyordur. Tabii şimdi Nilgün'ün bahsettiği gibi Ankara Anlaşması gibi aslında bir ön hazırlık iş planı süreci yok. Çünkü zaten mevcutta hazır işleyen bir iş var. Onun bir şube açımı ya da bir temsilcisinin iş faaliyetlerini burada yapmak üzere buraya gönderilmesi üzerine mantığına dayalı olduğu için bize çok meşakkatli bir süreç değil. Ama bizim görüşme yaptığımız birçok müvekkil adayımızda olduğu gibi siz şirket sahibiyseniz ve dolayısıyla işte SGK Bağkur ayrımı varsa ve yönetici değilseniz ki çoğunda muhasebeciler daha düşük vergi ödemek için alt şey gösteriyor şirket sahiplerini bile. O zaman aslında baktığınız zaman kendinizi yönetici, önce hisse devri yapmanız gerekiyor, sonra kendinizi yönetici olarak atamanız gerekiyor ve bu yöneticilik sürecinin en az 6 ay olmasını istiyor İngiltere hükümeti. Aynı zamanda da sizin de bu yöneticiliği yapabilecek kapasitede ve vasıfta olduğunuzun ispatını istiyor. Tabii biz eğer
süreç dediğimiz gibi normal işleyen bir süreç değilse, hani 6 ayın aslında birazcık daha 6 aydan biraz daha uzun bir yıla yakın bir süreç olmasını bekliyoruz. Çünkü vize sonuçlarına da İngiltere şu an 3 hafta diyor yurt dışından yapılan vizelerin sonuçlanmasına, ama 3 haftayı geçiyor ne yazık ki ellerindeki iş yoğunluğundan dolayı. Hani o da bir süreç. Tabii bu ilerleyen sürede kısalacaktır, onu 3 haftaya çekeceklerdir, ama yani şu anki durum böyle. Eğer hiç başlanılmadıysa vizenin hazırlığına ya da durum normal şartlar altında bu vizeye uygun değilse en az bir senelik bir hazırlık gerekecek gibi gözüküyor. Peki Nilgün Hanım, bütün sektördeki insanlar bu alana başvurabiliyor mu? Herhangi bir yaş sınırı falan var mı? Yani sektör konusunda herhangi bir şey kısıt yok. Yani isteyen her sektörden başvurabilir. Ama önemli olan tabii İngiltere'nin şu yeni politikasına göre daha böyle işine yarayacak, daha kalifiye, yani ihtiyacı olan işlerde bir şube açılması. Yani bu da önemli ama yine de bir kısıt yok yani. Yeni bir şirket de başvurabilir. Dediğim gibi en azından bir yıldır bir mali hesabının bir senesinin dolması lazım. Ama onun haricinde yani yeni olabilir. Hiç sorun değil. Önemli olan orada işliyor olması ki sonrasında yan şubesini açtıktan sonra da o ana şubeyi de devam ettirmesi gerekiyor aynı süre içerisinde. Kapatmaması gerekiyor. Yani diyelim ki başvuru buraya geldi, sonradan alan değiştirme, farklı bir firmaya geçme, buna benzer şeyler olabiliyor mu? Yok, burada da kısıtlama var. Başladığınız alanda çalışmanız gerekiyor. Herhangi bir devlet yardımı alamıyorsunuz. Başka bir vize türüne de geçiş yok. Evet. Bu şekilde. 5 yılın sonunda Laughing Ülke sınavına girebiliyor ama, değil mi? Tabii önce 3 yıllık olarak alıyor vizeyi. Sonra artı 2 uzatma. En sonunda da işte AYE'leri alabiliyor 5 yıl sonunda. Peki bu İngilizce konusunda yani bunu nasıl belgelemek gerekiyor? Hangi sınavlara girmesi gerekiyor ve seviyesinin ne olması gerekiyor tam olarak? Orayı tekrar Yani bu altını. vize için, evet bu vize için A1 yeterli, güzel bir şey aslında bu. İşte IELTS olabilir, Pearson, bu şekilde bir belgeyle belgelemesi yeterli. Peki Türkiye'de ağırlıkla, Türkiye'de lafına girdim ama kusura bakma. ben soracaktım, problem değil. Tamam. Türkiye'de ağırlıkla 3 tane kurum bu sertifikayı veriyor. Dil yeterliliği sertifikası. Yani daha doğrusu hükümet tarafından yetkilendirilmiş. Nilgün dediği gibi birisi IELTS, birisi Pearson, diğeri de Language Cert diye bir firma var. O çok bir yerde yok. İstanbul'da var sadece. Hani bunlardan birinden bir tane daha, dördüncü bir kurum daha var. Onun adını hatırlamıyorum ama aslında asıl olarak IELTS ve Pearson's en yaygın olanlar Türkiye'de. Evet, peki Serper Bey, bu başvuru sürecinde ne gibi ücretler çıkabilir? Siz ne kadar ücret alacaksınız ya da başka bir arada bir masraf var mı? Bunları detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Ya tabii bizim bir danışmanlık ücretimiz söz konusu. Ama onu ben burada, hani ona ben çok hakim değilim. Bizim finans birimi konuya daha hakim. Ben onun işin daha hukuki kısımlarıyla ilgileniyorum. Bunun dışında bu vize türünde bir başvuru ücreti var. Eğer başvuruyu UK dışından yapıyorsanız 610 pound başvuru ücreti mevcut. Eğer UK içinde bir şekilde bu başvuruyu yapıyorsanız 704 pound gibi bir maliyeti var. Aynı zamanda parmak izi randevusu için de sizden 19 pound 20 penik gibi bir şey charge ediyorlar. Yaklaşık olarak 725 pound gibi bir maliyeti oluyor. UK içinden başvuru yapılıyorsa sadece başvuru ücretinin. Bu Ankara Hani o Anlaşması'ndaki yüzden gibi dependent olarak birisi gelebiliyor, yani eş gelebiliyor değil mi, yani beraberinde? tabii Tabii ki, gelebiliyor, tabii ki. dependent. Eş ve çocuklar tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Nilgün'ün yine söylediği gibi, eğer iki eşin, yani hani dediğimiz senaryo, benim az önce bahsettiğim senaryoda iş sahibi kendi hisselerini eşinin üzerine aktarırsa ve yine kontrol edici hisse ikisinde olursa, o zaman dependent olarak eşi gelemiyor. Hani o durumda sadece gelemiyor. Onun dışında 18 yaşından küçük çocuğu ve eşi gelebiliyor. Temsilci vizesi alan müvekkillerimizin. Tam olarak şu başvuru ücretini Türkiye'den ya da İngiltere'den yaptığımızda ne kadar ücret ödediğimizi söyleyebilir misin?
Biraz tam tabii Türkiye'den 610 pound gibi bir maliyeti var kişi başı. Sadece bu başvuru ücreti. Bunun dışında aldığınız vize yılı kadar 624 pound ödemeniz gerekiyor sağlık sigortası için. Bu da 3 yıllık bir vizede 1872 pound gibi bir meblağ yapıyor. Yani 1872 artı 610'dan 2482 pound gibi bir meblağa bakılıyor Türkiye'den sadece bir kişi başvuru yaptığında. Yani en azından net bir rakamı şimdi söyleyemesen de çünkü kişi sayısına göre de değişiyor. Yıl sayısına da göre değişiyor anladığım kadarıyla. Ama yuvarlak hesap kalemleri öğren sağlıkla alakalı da sanırım ekstra ödeme yapılıyor. Mesela Ankara Anlaşması'nda böyle bir ödeme olmuyor mesela. Ankara Anlaşması'nda özel bir durum vardı, özel bir madde vardı. Ankara Anlaşması'nın sonra yapılan değişikliklerde Ankara Anlaşması ile verilen hakların geri alınmasını engelleyen bundan dolayı Ankara Anlaşması süreci bitene kadar ne dil yeterliliği istenilebiliyordu, ne de ücret istenilebiliyordu, ne de sağlık sigortası. Onun öyle bir avantajı vardı ama ne yazık ki bitti Brexit süreciyle birlikte. Peki bu konuda yani sizin için en söylemek istediğiniz en avantajlı, bu vizenin şu kısmı çok avantajlı diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani bu konuyu araştıranlar için hani neden bu vize türünü seçmeliyiz şeklinde. Benim açımdan şöyle bir artısı olduğunu düşünüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla. Birincisi zaten çok kolay bir süreç. Ankara Anlaşması'na kıyasla vizeyi almak çok daha kolay. Dediğimiz gibi her şey, bütün şartlar normal ve gerçek olduğunda. Onun dışında kendi işinizi, yani Türkiye'de yapmakta olduğunuz işi burada devam ettiriyorsunuz. Ankara Anlaşması'nda misal birçok çalışan, eskiden çalışan insanlar kendilerini iş sahibi, iş patronu gibi buluyorlar. Onun da birçok sorumluluk var muhasebe açısından, reklam açısından gerek olmayan. Bunlar gereksiz bir yük, bir stres olabiliyor. Ama öbüründe tamamen kendi işiniz üzerine, zaten bu hani bildiğiniz, alışkın olduğunuz bir şey üzerinden gidiyorsunuz. Ve sanırım Türkiye'de bazı işlerde teşvik de alabiliyorsunuz. İşinizin yurt dışında şubeleştirdiğinizde hani personel maaş yardımına kadar destek alınabiliyor. O yüzden bence bu açıdan daha önceden gelen bir iş olduğunda o işi yaymak istiyorsak, yani şey yapmak istiyorsa bu anlaşma, bu vize çok daha mantıklı bir vize bence. Peki Nilgün Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle bir ayrıntı ekleyebiliriz. Gelen temsilcinin burada karar verme yetkisine sahip olması gerekiyor. Yani her şey için ana şubeye sorması gerekmiyor. Bu konuda gerçekten üst düzey yönetici olması gerekiyor gelen kişinin. Yani bence avantajlı bir vize türü. Yani Serp ağabeyin de dediği gibi zaten hali hazırda işini yapıyorsa burada da aynı işin bir şubesi açılmış olacak ve zorlanmadan kurulu bir düzen halinde gidecek. Avantajlı bir vize türü. Diyanet'in merkezi inşallah istedikleri gibi olur diyelim. Evet inşallah. Peki ben o zaman izleyenlerin sizlere ulaşması için bir form linki bırakacağım açıklama kısmına. Oradan tıklayıp kolay bir şekilde randevu alabilirler. Siz zaten bundan sonra detaylı bir şekilde ilgilenirsiniz. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Ben Koa Legal ekibine teşekkür ediyorum. Nevgül Hanım ve Serper Bey'e. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.